İrfan Oğlu Motor'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Kuba Valentino 50. Arkadaşlar motorumuzun mekaniksel problemi var. Seyir halinde giderken 50-60 km hızı geçmiyormuş. Daha önceden 70-80 km hızlara kadar ulaşabiliyormuş. Gitgide bu hız düşmüş. Motorumuzun mekaniğinin içerisinden çok farklı sesler geliyor. O sesleri size dinletmek istiyorum öncelikle. Bir saniyenizi alacağım. 14T'yi motorumuzun volantının bulunduğu yere koyduğumuz zaman, soktuğumuz zaman arkadaşlar motorun içerisinden kır 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 gelen sesleri duyabileceksiniz. Şöyle göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben önce kapağı söktüm. Okuyucu volant kapağına çarpıyordum diye düşündüm. Okuyucunun volant kapağına çarpmadığına şahit oldum. Bu mekaniğin içerisinden geldiğine emin oldum. Tespitini yaptım. Debriyaj bölümünde de herhangi bir problem yok. Bu ses mekaniğin içerisinden geliyor ama neden geliyor diye soracak olursanız inanın ben de hiç bilmiyorum. Eksantrik zincirinden olabilir, eksantrik milinden olabilir, külbidolu kırmış olabilir, krank kolunu kırmış olabilir. Zinciri, eksantrik zinciri krankın bulunduğu, girdiği yeri yalama etmiş olabilir. Ondan dolayı zincir tam tur dönmüyor. Takıla takıla dönüyor. Bilmiyorum, içeriğini görmeden net bir şey söyleyemem. Hızlı bir şekilde arkadaşlar bu motoru sökeceğiz. İçeriğini sizlere göstereceğim, arızasını göstereceğim. Ondan sonra 80 cc dönüşüm işlemini yapıp toplayacağım. Elimizden geldikçe temiz ve güzel bir şekilde toplamaya çalışacağız. Çok temiz bir kardeşimizin motoru. Motor kuryelikte çalışacak. Ondan kaynaklı en güzel bir işçilikle bu motoru toplayıp müşterimize bu motordan ekmek yiyebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Hızlı bir şekilde videonun içeriğine geçelim. Videonun içeriğine girmeden önce arkadaşlar şöyle marşımıza da bir basalım. Baran şu bayrak da ıslandı dışarıda. Onu da kaldır bir yere koy. Yüksek bir yere koyayım mı? Ya öyle kurusun bir yere koy işte. Ha gayret. Motorumuzun mevcut konumu bu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bayağı zorladık. Zorlamamın sebebi de size kanıtlayabilmekti. Normalde bu kadar ben motoru zorlamam, marş motoruna zarar vermem. Ben bu motoru zorladıkça marş motoru zarar görüyor. Ama iyi, ısınmamış, güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar motorumuzun problemi tam olarak bu. Ne çalışıyor, ne çalışınca hayırlı sesler geliyor, ne gidiyor. Çok sıkıntısı var. O yüzden güzelce söküp A'dan Z'ye motor yapıp motoru tekrardan çatısının üzerine atalım arkadaşlar. Arkadaşlar motorumuzun mekaniğini indirdik, motorumuzu yardık. Bakın bu sesin tespitini de yaptık. Bu ses kranktan gelmiyor, zincirden de gelmiyor. Bakın şurada sargının vidaları gevşediği için ona sürtüyor. Şimdi bunu sökeceğiz. Bakalım oralarda neler olmuş, neler bitmiş göreceğiz. Motorumuzun krangında burada şu anlık görünen bir şey yok. Şunun altını bir söküp bakacağız. Motorumuzun sibopları olur olur kaçırıyor. Zaten durumunu görüyorsunuz az çok. Motorumuzun silindiri de bu durumda. İçerisi falan çizilmiş. Bunlar da değişecek. Güzelce arkadaşlar şurayı bir önce bir söküp tespitini yapalım. Ondan sonra hızlı bir şekilde güzelce toplayalım. Volant kapağımızın vidasını söktük. Bakıyoruz. Evet. Sargımızın arkadaşlar vidası gevşediğinden kaynaklı. Sık bakalım. Dur, sök. Alttakini de sök. Ha. Çok sıkmış.
Ama bunu bir yerde sökmüşler ve vidalar uzun takmışlar. Acaba kim yaptı mı? Şöyle. Evet. Bunu bir yerde söküp o vidalar uzun takmışlar. Kran keçesi de patlak zaten ya, kaçırıyor hep. Neyse, o kran keçesini de sökeceğiz. Arkadaşlar, kran keçemizi de güzelce değiştirdik. Şimdi hızlı bir şekilde toplamaya devam edebiliriz. Keçemizi taktık, kapağımızı da taktık. Sargımızın vidalarını da güzelce değiştirdik. Şimdi arkadaşlar, motorumuzun üst bölümünü toplayacağız. Sesimizi de böyle kesmiş olduk. Devam edelim. Siboplarımızı da güzelce değiştirdik, temizledik. Taşlama işlemini yaptık, pırıl pırıl yaptık. Kaçırmıyor artık. Şimdi arkadaşlar, silindirimizin montajını da yaptığımıza göre hızlı bir şekilde bu üst tarafı komple toplayıp debriyaj bölümünü açabiliriz. Arkadaşlar, motorumuzu komple topladık. Son olarak motorumuzun yağını da koyduk. Motorumuzun debriyaj balatası ile debriyaj kasnağı, yani şu parça değişiyor. Bunda problem var arkadaşlar. Kasnak istediğimiz gibi açılmıyor. Sıkıntılı yani, oynar yana oynuyor. Ondan kaynaklı kasnağımızı değiştiriyoruz. Bagalarımız iyi yendi ve çok hafif. Ondan kaynaklı bagalarımızı da değiştirdik arkadaşlar. Ek olarak bir de motorumuza kayış takacağız. Ve arkadaşlar, motorumuzun otomatik gergisi yalama. O nerede? Onu da gösterelim. Heh. Otomatik gergisinin kafası yalama arkadaşlar. Buradan zincir ayarını yapamadığımızdan kaynaklı bu parçayı da böylece değiştirdik. Şimdi motorumuzun debriyaj bölümünü de toplayıp arkadaşlar hızlı bir şekilde çatının üzerine atacağız inşallah. Arkadaşlar, motorumuzu bitirdik, çatısının üzerine attık. Meraklı Melahat yine motorun başında. Motoru bitirdik, gelmiş burada ahkam kesiyor. Şimdi marşımıza basıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın ne ses var, ne seda var. Çiçek gibi tek marşta çalıştı, gördünüz mü? Bak şu zayıfladı. Bir daha basalım arkadaşlar. Kapıyı aç, bir dışarıya çıkartıp tur atacağım. Şöyle bir tur atalım. Arkadaşlar, bir tur gelelim. Hava yağmurlu. Fazla uzaklaşmayacağım. Ay, sırıksam oldum. Arkadaşlar, ben tekrardan külmütör kapağını söküp bir sivop ayarı daha yaptım. Birazcık gevşek bıraktığım için şıkır şıkır diye vuruyordu. Uyuz oldum. Aslında gayet güzeldi de ben daha güzel yapmak istedim. Şimdi tam oldu. Bak, marşa basın şöyle bir kere. Güzel. Yağ dökülmesin diye söndürdüm. Kapağı takıp tekrardan marşa basın. Arkadaşlar, külbütörümüzü taktık. Marşımıza basalım. Şu an sesi daha tiz, daha güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu yani. Test sürüşümüzü de yaptık. Videomuzu sonlandırabiliriz. Evet arkadaşlar, motorumuzu hep birlikte topladık. Motorumuzun krangında herhangi bir sıkıntı vardır diye düşündüm. Arıza testlediğini de yanlış yaptım. Motorumuzun sargısının vidaları sıkılmadığından kaynaklı öyle gır gır diye ses yapıyordu. Ama motorumuzun çalışmayla alakalı olan problemi ondan kaynaklı değildi. Motorumuzun simokları baya baya kaçırdığından kaynaklı marşla bastı bastı fakat çalışmadı. Sıfırdan motor yapmış olduk. Krangını değiştirmedik. Debriyaj balatası ve debriyaj kasnağını değiştirdik. Motorumuzun bisikletleri ve bagaları da değişti arkadaşlar. Kullanım hazır. Çok zorlamadığı sürece, aşırı derecede dik rampalara vurup bu motoru zorlamadığı sürece Allah'ın izniyle bu motordan ekmek yer. Sonuçta 50 cc motorla paketçilik yapmak çok da mantıklı değil ama malum bu piyasa değerine göre en ideal motorlardan bir tanesi de bu. Motoru çok zorlamadığınız sürece, sıkıştırmadığınız sürece dediğim gibi ekmeğini yersiniz diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere demeden önce arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.